Türkten mutlu günler. Yükselen Asya başladı. Ben Öykü Cengiz. Hoş geldiniz. Asya tarafındaki gelişmeleri ve gündemi değerlendireceğiz. Yayınımıza Ankara Politikalar Merkezi Asya uzmanı Ümit Alperen eşlik edecek. Sayın Alperen merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Hoş bulduk. Evet şimdi önce Biden'ın sözleriyle başlayalım isterseniz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda askeri karşılık verileceğine ilişkin sözleri tansiyonu daha da yükseltti. Bu süreç sizce nasıl ilerleyecek? Nasıl yorumluyorsunuz hem Biden'ın sözlerini hem de şu anki sürece? evet Biden böyle bir açıklama yaptı ama açıkçası çok da ne ölçüde bir e, ileri bir e, açıklamaydı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut pozisyonunu ne ölçüde Tayvan konusunda ne ölçüde değiştirecek e, bir açıklamaydı. Açıkçası burası biraz daha e, bir soru işaretini hala koruyor. Çünkü Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda bu Biden'ın açık kısmi olarak tam olarak değil kısmi olarak düzeltme düzeltmeye de gittiler. Yani açıkçası işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan konusunda mevcut pozisyonunu koruduğuna dair herhangi bir değişiklik olmadığına dair böyle bir bir düzeltme ya kısmi olarak tırnak içinde söylüyorum böyle bir düzeltme de yaptılar. Fakat şu var. Çin tarafından evet bu noktada her yani Amerika Birleşik Devletleri tarafından Tayvan konusunda yapılan her açıklama Çin tarafından tepkiyle karşılanıyor. Çünkü Çin bunu doğrudan bir iç işleri meselesi olarak görüyor ve egemenlik meselesi olarak görüyor ve üçüncü tarafların da bu konuda karışmasına çok çok karşı, çok çok karşı. Bu nedenle her hani mevcut pozisyonu Amerika Birleşik Devletleri değiştiriyor mu? Evet, belli noktalarda biraz daha özellikle Çin-Abd arasındaki ilişkilerin gerilmesiyle ya da o Abd'nin evet, biraz daha işbirliğin işbirliği den çıkıp çatışmaya rekabetin çatışmaya dönüşmesi de bu noktada evet pozisyonlarını biraz daha belirginleştirmeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri ama tam olarak değil hala o stratejik belirsizlik deniyor bu duruma stratejik belirsizliği e, koruyor e, şu da var evet yani Tayvanlılar tarafından da Tayvan hükümeti tarafından da bu ciddi anlamda bir e, destek açıklaması olarak görünüyor ve önemseniyor önemsenmesinin nedeni de yani Tayvan gibi e, 22 milyonluk 23 milyonluk bir ülkeye karşı e, dünyanın ikinci büyük ekonomisi ikinci en büyük en büyük ordusu ikinci yani bir dünyanın en bir buçuk milyarlık bir gücüyle karşı karşıya tabii ki tehdit algısı aşırı aşırı derecede yüksek bu noktada şu da var yani son ne zaman 30 Mayıs'ta yani bir iki gün önce Amerikalı bir senatör biliyorsunuz Tayvan'a bir ziyaret gerçek, gerçekleştiriyor hala geç devam eden bir ziyaret 3 günlük ve buna karşı Çin de tepkisini göstermek amacıyla yaklaşık 30 farklı boyutlarda, farklı misyonlarda 30 tane uçakla Tayvan'ın hava sahasına girdi kısmi olarak da aslında bir askeri bir tatbikat da yaptı. Hani bir tepki olarak bunu yapıyor ama şu da var hani kısmi olarak evet Çin-ABD ilişkileri. Ee, biraz daha esnek bir ilişkiler yani belli bir esneklik boyutunun olduğu ilişkiler bu ilişkiler evet gerildikçe aslında taraflar zaman zaman biraz daha e, frede verebiliyor yani fre dediğimiz şu diplomasiye biraz daha alan açıyorlar bunu neden söylüyorum e, 8-12 e, Haziran e, tarihleri arasında e, Çin savunma bakanı Wei Fenghui e, Shangri-La e, diyaloga katılmak için Singapur'a e, gidecek ve 10-12 tarihler arasında da biliyorsunuz bu Shangri-La e, diyalog e, görüşme şeyleri var, toplantısı var ve bu toplantıda muhtemelen e, Amerika savunma bakanıyla da bir e, görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşme de ciddi anlamda önemli. E, şu açıdan önemli, en son Nisan ayında yani geçtiğimiz Nisan ayında Çin ve ABD e, savunma bakanları telefonda görüşmüştü. Ee, ama yüz yüze görüşme açısından baktığımız zaman e, ABD Savunma Bakanı yanılmıyorsam Ocak 2021'de e, Savunma Bakanlığı koltuğuna oturmuştu ve ondan sonra ilk defa yüz yüze e, görüşme olacak iki bakanın bu anlamda çok çok önemli hani Çin medyasına baktığımız zaman biraz daha Şenli'yle diyalog formuna biraz daha e, çekinceleri var Çek, çekinerek yani çekinceleri var bu forma karşı o da e, şu anlamda ee, Shangri-La Forum'un işte batılılar tarafından Çin'e e, tırnak içinde söylüyorum yine saldırmak için e, bunu bir e, fırsat olarak gördükleri şeklinde bir şey var. Ama her ne kadar e, bu gerginlik sürse de zaman zaman diplomasiye alan açmaları ya da birer nefes alıp vermeleri de bu açıdan e, çok çok e, önemli bir husus. E, fakat sadece bunu Tayvan bağlamında da görmemek lazım. Yani Çin-ABD arasında ciddi anlamda ee, özellikle Biden'la birlikte daha da hızlanan bir şey var. Ee, bir e, stratejik rekabet ciddi anlamda hızlandı ve artıyor da ve kapsamlı bir e, karşılıklı bir rekabete dönüştü bu. Ee, biliyorsunuz işte her ne kadar Tayvan, Biden bu açıklamaları yaparken yaptığı yer Tokyo'ydu. Yani Japonya'da yaptı bu açıklamaları. Onun ardından 26 Mayıs gibi Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi biliyorsunuz Pasifik adı Pasifik'deki 8 ada ülkesine bir ziyaret ziyaret gerçekleştirdi veya ziyarete hale devam eden bir ziyaret ki bu ciddi anlamda önemli çünkü bu ada, ülke, ada ülkeleri bir de değil adacık ülkeleri gerçekten çok çok küçük yani haritada bile yerini göremeyeceğiniz ülkeler ama stratejik anlamda baktığınız zaman jeopolitik anlamda baktığınız zaman ciddi anlamda önemli pozisyonları var özellikle Avustralya'ya Avustralya hem Kuat üyesi hem AUKUS üyesi olan Avustralya'nın Avustralya'yı çevreleyen ada, ülke, ada ülkeleri buralar ha burada şunu da göreceğiz. Yani bu biraz daha evet ABD'nin çevreleme politikasına karşı, ABD ve müttefiklerinin çevreleme politikalarına karşı da bir cevap. Bu hem Tayvan üzerinden okunuyor hem de bir bölgesel bir mücadele hem de küresel bir mücadele. Yani biraz baktığınız zaman Tayvan meselesi bunun bölge içi bir yani bölgesel düzeyin bölgesel evet bir küresel düzey var bir bölge bunun altında bir bölgesel düzeyde bir rekabet var ve onun altında da bir bölge içi mücadele ve rekabet var. Evet, bu Tayvan meselesi de açıkçası bu meselenin en önemli ayaklarından bir tanesi. Şimdi Ukrayna-Rusya ikilemi 2020'den beri Ukrayna'nın en büyük ticari ortağı olan Çin'in stratejisini ne yönde etkileyecek? İsterseniz biraz bu konuyu konuşalım. Ukrayna sorunu Çin'e ne tür ikilemlerde oluyor? Evet. Ukrayna meselesi açıkçası hani e, 2014'teki kriz aslında Çin'e ciddi bir e, fırsat veriyordu. Fakat Çin'in ben bu fırsatı çok değerlendirebil, değerlendirebildiğini düşünmüyorum. Çünkü 2014'teki yani e, 2014'teki kriz daha bölgesel bir e, krizdi. Yani Rusya ve e, Ukrayna arasında ve kısmen evet e, ABD yanlısı Ukrayna'daki güçlerin e, bir şekilde ya da Batı yanlısı Ukrayna'daki güçlerin bir... E, rakip görüldü ve onlarla yapılan bir mücadeleydi. Bu bu Çin'e ciddi anlamda bir avantaj da sağlıyordu. Şu anlamda avantaj sağlıyordu. E, hem Çin'in üzerindeki Batı baskısının azaltılması anlamda e, önemliydi. E, yani kriz noktasının işte e, Asya Pasifik'te değil de ya da Hint Pasifik'te değil de Doğu Avrupa'da patlak vermesi ya da e, orada ortaya çıkması Çin üzerindeki baskıların kısmi olarak da azalmasına neden oluyordu. Diğeri de şuydu. 2014'te e, e, 2022'ye ya da 2020'ye kıyasla Çin Batı ilişkileri daha iyiydi. Yani ciddi bir stratejik rekabeti henüz girmemişlerdi. Evet başındalardı ama girmemişlerdi. Ya e, girmemişlerdi. Böyle bir avantajları e, avantajları vardı. E, ve ciddi anlamda da e, hem Rusya ile hem Batı ile ilişkileri iyi olan Çin ciddi anlamda uluslararası sistemde ve uluslararası dengelerde. E, Rusya ve e, Batı arasında bir dengeleyici güç olabilirdi. Ciddi bir diplomatik bir girişimle e, ciddi anlamda uluslararası imajını da yükselti, artırabilirdi. Ciddi anlamda bir e, fayda sağlayabilirdi. Fakat e, bu süreç değişti. Neden bunu anlatıyorum 2014? açıkçası Çin'in hani o değişimi görmek, Çin'in stratejisini anlamak için o değişimi de görmekte fayda var. Nereden nereye geldi? Yani 2014'teki krizi için nasıl algılıyor, 2022'deki krizi nasıl algılıyor, neden bu şekilde cevap veriyor? Ee, 2014'teki krizde Çin e, krizin dışında kalmayı tercih etti. Ve çok da açıkçası temas etti. Evet, kısmı olarak baktığınız zaman e, Batı'yı eleştiren e, ve Rusya'yı destekleyen e, bazı açıklamalar vardı. Özellikle Yanukovic e, taraftarlarının yani Ukrayna'ya daha fazla demokrasi getirme ya da Ukrayna'da Batı yanlısı güçlerin iktidara gelmesi için Batı'nın bunu kışkırttığını vesaire gibi nedenlerle bir şekilde açıklamaya çalıştı. Fakat daha çekimserdi. Yani Güvenlik Konseyi'ndeki falan ya da Birleşmiş Milletler'deki oylamalara baktığınız zaman Çin'in Ukrayna konusunda çekimserdi. Fakat 2020'de biraz daha şeyle çok değişti. Yani Çin ABD rekabet Çin ABD'ye Çin Batı rekabeti ciddi anlamda arttı arttı bu süre şey rekabet düzeyi ve Çin de buna göre bir strateji belirlemeye başladı. Stratejisi de şu aslında çünkü Çin bu şu an yaşanan Ukrayna Rusya'nın Ukrayna işgali'ni sadece bir şey olarak görmüyor. Yani bölgesel bir savaş olarak görmüyor artık. Bunu bir küresel savaşın ve küresel rekabetin bir parçası olarak görüyor ki bu anlamda da baktığınız zaman 2019 ciddi anlamda bir dönüm dönüm noktası oldu çünkü. Çin'in eleştirisi bir söylemsel düzeyde bir eleştiri var. Bu da şu biliyorsunuz 1950'lerin başından itibaren Çin dış politikası esas olarak ki 1955 Bandung konferansında da neredeyse teşkillenir, teşkillendi diyebileceğimiz bir beş söylem vardı. Bu söylemlerde işte barışçıl bir arada bulunmanın beş ilkesi. Bunlardan bir tanesi işte egemenliğe saygıdır, iç işlerine karışmamadır vesaire vesaire. Çin bunları e, dış politikasında ciddi anlamda bir söylemsel olarak e, çok güçlü bir şekilde söylüyordu. Söylemesinin nedeni de vardı yani çünkü Tayvan meselesi nedeniyle işte e, Tibet meselesi nedeniyle e, daha sonraki süreçte Hong Kong'dur. E, diğer işte Uygur Özerk bölgesindeki işte batı eleştirilerine biraz daha cevap niteliğindeydi. E, fakat şu var işte. Peki Çin. Tayvan e, Ukrayna Rusya'nın Ukrayna işgalini henüz ne bir savaş olarak tanımlan, tanımlıyor. Yani son bir değişiklik olmadısa resmi söylemde. Ne de bir işgal olarak tanımlıyor. Bunun yerine daha çok işte Rusya'nın e, benzer dilini kullanıyor. O da işte özel operasyonlar vesaire diyor. Bunun nedeni Rusya ile ilişkileri bozmamak, bozmamak ama aynı zamanda da ilkelerinden taviz vermemek. Örneğin için şöyle bir söylem geliştiriyor. Diyor ki biz Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre sorunun çözülmesinden yanayız. Evet bir sorun var bunu kabul ediyorlar. bu, bunlar ne işte egemenliğe saygı, iç işlerine karışmama ki beş ilkeye de atıp yaparak bunu söylüyorlar. Fakat Çin şunu söylemiyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyulmalı bunu doğrudan bir cümle olarak söylemiyorlar daha çok dolaylı olarak söylüyorlar çünkü e, bunu söyledikleri zaman e, Rusya'yı karşılığına almış olacaklar ya da Rusya ile olan ilişkilerini bozmuş olacaklar ki 1990'ların başından itibaren yani Soğuk Savaş sonrasında Çin'le Rusya ciddi anlamda ilişkilerini geliştirme gibi bir fırsat yakaladı ki bunu nasıl yaptı? Sorumlu alanları geri plan attı ve daha çok işbirliği yapabileceği alanları ve ortak tehditleri ort ön plana çıkardı ki bu ortak tehditten de hani e, kastettiğimiz biliyorsunuz Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, vallı her iki güce bir e, tehdit oluşturması ve iki güç tarafından tehdit olarak algılanması. Diğer bir söylemde aslında Çin dolaylı olarak şunu da söylüyor. Evet NATO'nun genişlemesine biz karşıyız. Yani NATO'da evet Rusya'nın güvenlik kaygılarına saygı duyulmalı diyor. Buradan aslında iki şey var. Birincisi aslında NATO'nun alan içilik, alan dışına çıkmadığı müddetçe Çin... NATO'ya NATO o sıcak bakıyordu. Yani NATO'ya sıcak bakıyordu. Özellikle 2019 öncesine dönmek lazım. Hani 2019 ciddi bir e, bu anlamda kırılma noktası. Çünkü hem e, Çin'in kuruluşunun işte 70. yılı vesilesiyle işte çin ABD ilişkilerinin batı çin ABD ilişkilerinin ciddi anlamda e, gerilmesiyle. Çünkü ciddi anlamda şunu da yapıyor. Da hani NATO'nun belli oranda e, Özellikle Orta Doğu'daki işlev, işlevleri, işte Kuzey Afrika'daki vesaire gibi e, bazı bölgelerde ya da Balkanlarda da haykaza belli oranda istikrar sağlaması Çin'in dişine geliyordu. Çin'in dişine geliyordu. Çin de burada daha çok askri, ulusal çıkarlarının çok ötesinde gördüğü bölgelerde istikrarın başka bir ülkenin sağlaması, başka bir örgütün sağlaması Çin'in e, lehineydi. Fakat şu var, NATO'nun... Ee, bu beklenenden yani klasik e, görev alanının dışına çok çok çıkması e, ve yayılması Çin'e de şu tehdidi beraberinde getirdi. Bu da eğer ABD'nin e, ABD ile ABD olan ve Batı ile olan ilişkilerimiz artık ikili ilişkilerin çok çok ötesine geçti rekabetimiz ilişki diyorum kusura bakmayın e, çok çok ötesine geçti ve biz e, bu rekabet alanında ki Hint Pasifik'te özellikle Kuat, AUKUS gibi örgütlenmeler de var. Bunlar güvenlik merkezli örgütlenmeler ve burada iki tehdit ortaya çıkıyor. Birincisi NATO'nun Kuat ve AUKUS'la İşbirliği yapabilme ihtimali ki bu Çin'i ciddi anlamda e, tedirgin eden bir durum çünkü NATO dediğimiz ciddi anlamda tecrübeli bir e, yapılanma ve dünyadaki en iyi e, bildiğiniz üzere güvenlik e, örgütlenmesi. Diğeri de şu aslında e, NATO'nun Rusya'ya karşı genişlemesi, Rusya'ya karşı genişlemesi, Rus sınırlarında genişlemesi, Doğu Avrupa'da genişlemesi. Ee, ne karşı çıkıyor? bu Dolaylı olarak Çin şunu da söylüyor. Evet Kuat ve AUKUS gibi örgütlenmelerde ileriki süreçte genişlerse bundan da ciddi anlamda kendisinin bir tehdit olduğunu Çin Çin çok farkında ki bu önemli bir e, husus. Yani dolaylı olarak aslında Çin e, Rusya'yı pasif e, Rusya yanlısı pasif bir tutumla Rusya yanlısı pasif bir tutumla e, kendini de aslında kendi pre, e, güvenlik endişelerini de e, dile getirmiş e, getirmiş oluyor ki yani açıkçası hani e, bu e, ne kadar mümkün hani Kuadın AUKUS'un e, Çine karşıya ilmesi falan açıkçası Tokyo'da biliyorsunuz e, geçen hafta e, Tokyo'daydı Biden ve buradan e, Hint Pasifik Ekonomik Çerçeve Anlaşması e, imzaladı ki e, bu Hint Pasifik Çerçeve Anlaşması Kuad merkezli imzalandı yani Hindistan Japonya ABD ve Avustralya merkezli imzalandı. Fakat bunun ötesinde 10 tane ASEAN ülkesinden 7'si de bu anlaşmaya, ya bu çerçeve anlaşmasına e, imza koydu ki bu çok önemli bir şeydi. Çünkü ASEAN ülkeleri e, biliyorsunuz Güneydoğu Asya'da daha çok denge politikasıyla ön plana çıkmış bir eee yapılanma ki Güney Kore Güney Kore'de e, bu anlamda baktığınız zaman bir denge politikası takip eden bir bölge ülkesi ya onların da imza koyması hani e, Çin'in de bu endişelerini de biraz daha e, kendi açısından söylüyorum tabii ki biraz haklı mı e, sorusunu da e, akıllara getiriyor e, bunun ötesinde şu var hani e, Rus, Çin ciddi anlamda Rusya yanlısı bir politika mı izliyor Ukrayna konusunda ya bu açıkçası çok tartışmaya açık bir şey çünkü Çin'in dış ticaretinin %70-75'i ABD ve ABD'nin müttefikleriyle yani Batı ülkeleriyle. Rusya ile olan ticari ilişki sadece %3, %3 civarında. Yani Çinliler esas olarak zenginleşirken nereden zenginleşti? Batı ile ticaret yaparak zenginleşti. Eğer ve bunun için şunu yapıyor. Mesela Çin hem ne kadar biraz daha ABD merkezli olarak İngiltere merkezli olarak bazen provokatif haberler çıkıyor. Örneğin Çin'in e, Rusya'yı doğrudan işte askeri olarak teknoloji veri desteklediği konusunda. Ama Çin'ler bu konuda çok çok hassas. Çünkü e, gayet bu noktada pragmatik hareket ediyorlar. Örneğin bir e, Çinli bir şirketi düşünün ve bunlar e, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına rağmen, Batı'nın yaptırımlarına rağmen Rusya'yla ilişki kurmaması ya da ticaret yapması ya da ilişkilerini devam ettirmesi bu ne anlama geliyor? O şirketin batı tarafından kara alınması demek. Ya bu şirketin aleyhine olacak bir şey ve Çin'in aleyhine olacak bir şey. Yani çünkü Çin'in esas karlılık oranı batı ile işbirliği yapması. Batı ile işbirliği yapması. Yani yaklaşık işte 90'lardan itibaren 30 ile yakın bir süredir Çin-Rusya ilişkileri ve çok İyi, ciddi anlamda ekonomik ilişkilerde geliştirmeye çalışıyorlar. Fakat bunun yanı sıra baktığınız zaman sadece Çin'in dış ticaretinde yüzde üçlük bir pay var. Siz yüzde yetmiş beşlik, yüzde yetmiş yetmiş beşlik bir pay mı tercih edersiniz, yüzde üçlük bir şey mi tercih edersiniz? Tabii ki rasyonel olarak baktığınız zaman Çin'de bu konuda evet pasif Rusya yanlısı bir tutumu var. E, fakat e, bu konuda da özellikle e, ilişkiler devam ettirme konusunda ya da ilişkilerin düzeyinde çok çok e, tehlikeli gittiğini e, söyleyebilirim. Bu bağlamda dikkat ederseniz Çin e, yani Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından çok doğrudan bir açıklama yok. Çok bir iki tane açıklaması var ya da yok diyebilirim. Daha çok işte alt düzeyde bir e, yani Dışişleri Bakanı'nın sözcüsü ya da Dışişleri Bakanı ile bakanı seviyesinde açıklamalarda bulunuyor. Peki Sri Lanka'nın borç krizi ve Filipinler'deki iktidar değişikliğinin Hint Pasifik'teki güç dengelerine etkisine yönde olacak? Bu şu anlamda, bu da ayrıca bir e, konu. Sri Lanka aslında bu anlamda da baktığınız zaman bir ilki de, e, ilki de e, bir ilk olma özelliği de taşıyor. E, çünkü şu var, 2013'te kuşak yol girişimi resmi olarak ilan edildikten sonra kuşak yol girişimi çerçevesinde Çin ciddi anlamda dünyanın özellikle gelişen ülkelere gelişmiş ülkelere ciddi anlamda e, yatırımlar yaptı. Bunlardan bir tanesi de baktığınız zaman aslında Sri Lanka. Sri Lanka önemli bir ülkeydi. Neden önemli bir ülke? Çünkü Hint Pasifik'te özellikle Çin'in e, en büyük rakibi Hindistan'a ve hatta 2020 Haziran'da silahlı sınır çatışması da yaşamış olduğu Hindistanın arka bahçesi ve burada ciddi anlamda başarılı e, yatırımlar da yaptı, e, başarılı yatırımlar da yaptı. En sonunda biliyorsunuz bu 2017'de e, e, Sri Lanka'nın en büyük limanı Hambantota limanını e, limanının yüzde 80'ini 99 yılını e, kiraladı için ve bu ciddi anlamda hem Hint kamuoyunda hem de dünya kamuoyunda Çin'in işte boş diplomasi boş tuzağı mı sorusunu da akıllara getirdi. Bu ciddi anlamda bir şey de yani Çin'in yatırımlarında da sorgulanmasına da neden oldu. Özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik yatırımlarında. Gelinen noktada protestocular biliyorsunuz özellikle bu yılın başından itibaren ciddi anlamda ekonomik krizleri inleşmeye başladı ve en sonunda da Sri Lanka temel rüde e, gitti. Yani borçlarımı ödeyemeyeceğim bir e, çeşit e, iflas e, iflas noktası. Protos, protestolar oldu ekonomik krizi e, protestolar oldu ekonomik krize e, karşı ve e, bunun neticesinde protestocuların en büyük eleştirilerinden bir tanesi de e, özellikle Çin'den, e, Çin'inden krediler alarak ve Çin'e Özellikle gereksiz altyapı yatırımlarının yaptırılması ve bu nedenle ülkenin ciddi anlamda dövize bağlı olan bir ülkenin krize göz göre göre e, sürüklendiği yönünde protestocular tarafından eleştiriler de var. Bu bağlamda da şu var. Evet, e, Sri Lanka borçlarının yeniden yapılandırılması e, konusunda bir e, süreç takip ediyor. İlk olarak e, özellikle 2015'ten sonra ciddi anlamda Sri Lanka'da ee, Sri Lanka'nın en büyük kreditörlerinden birisi olan Çin'le de e, özellikle Başkan e, Rajapaksa e, Ocak 2022'de yani bu yılın başında bir görüşme yaptı. Özellikle Çin'e olan borçlarının yeniden yapılandırılması konunda ya da bir e, fayda sağlanması, bir kolaylık sağlanması yönünde e, Wang Yi ile Kolombo'da bir görüşme yaptı. E, fakat e, Çin tarafı henüz buna bir e, net bir cevap e, vermedi. Daha sonra işte e, Nisan olması lazım. Geçtiğimiz Nisan ayında da. Ee, Sri Lanka Maliye Bakanı Başıktana bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada hem e, IMF'le hem Dünya Bankası hem de e, e, ABD yetkilileriyle görüşüp. Sri Lanka'nın borçlarının yeniden yapılandırılmasını e, gündeme getirdi ve bu noktada da 600 milyon dolara yakın işte IMF'den falan e, IMF'nin bir kredi vermeye kabul ettiğini e, şeklinde açıklamalar da oldu ve bu noktada ciddi anlamda e, bir Hindistan'ın yani Sri Lanka'nın uzun süredir 7-8 senedir e, belirgin bir şekilde Çin yanlısı bir politika izlemesine rağmen Hindistan Sri Lanka'yı ekonomik krizden kurtarmak için ciddi anlamda yaptır, yatırımlara, yardımlara başladı. Bunlardan bir tanesi de 1.9 milyar dolarlık bir e, kredi vermeyi, taahhüt, et, taahhüt etmesi, yine 1.5 milyar dolarlık bir e, ithalat için e, bir e, kredi açması, hakeza bunun yanı sıra çeşitli işte yakıt yardımı vesaire gibi. Ya bu ilginç bir e, şeye getiriyor, e, noktaya getiriyor. E, ve Çinlerin e, henüz... Sri Lanka'nın borçlarını yapılandırılmamasına cevap vermemesinin birkaç nedeni var. Bunlardan bir tanesi, e, Sri Lankalı yetkililerin e, IMF Dünya Bankası gibi yani daha çok işte Batılı e, finansal sistemlerle görüşmesi ve IMF'in Dünya Bankası'nın Sri Lanka'dan e, etkiliğini atması Sri Lanka finans ekonomisinin etkiliğinin artması Çin'in buradaki varlığını nasıl etkileyecek? Bu bir sorun o, e, sorun e, alan Çinler için. İkinci olarak baktığımız zaman e, şu var, eğer Sri Lanka'nın borçlarının yeniden yapılandırılmasına Çin sıcak bakarsa, aynı durumda olan, Sri Lanka'ya benzer durumda olan ülkelerinde bir an evvel belki e, onların da e, iflasını e, ilan etmelerine ve onların da Çin'den yeniden borçlarının yapılandırılmasını istemesinden Çin çekiniyor diyebiliriz. Böyle geçerli bir, en sanırım en büyük, en geçerli iki neden bu. Diğer bir şey de biraz daha spekülatif bir e, yorum bu biraz daha. Ve Çin'in e, yani biraz daha boş tuzağa kavramını ya da yaklaşımını destekleyecek mahiyette olan bir başka bir e, genellikle baktığımız zaman e, yaklaşımda da şu. E, Sri Lanka'nın daha fazla derinleşmesi, kriz derinleşmesi ve bundan, Çin'in daha fazla fayda etmeye etmek istemesi. Aslında bu çok da ben geçerli bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Sri Lanka sanıldığı kadar yani 22 milyon, 23, 22 milyonluk bir ülke. Küçük bir ada ülkesi baktığınız zaman aslında. Hani buna Hindistan'ın ya da batılı Fransız sistemlerinin çok çok da izin vereceğini düşünmüyorum. Özellikle Çin-Batı ilişkileri bu kadar gerginleşmişken. Diğer bir şey de bu noktada işte Filipinlerdeki iktidar değişimi biliyorsun Duterte'nin dış politikası biraz daha kendi e, aç söylemiyle bağımsız dış politika olarak niteliyordu ve bu bağımsız dış politikada da şuydu. Filipinler daha önce Duterte öncesi biliyorsunuz daha çok ABD e, Batı yanlısı bir politika e, izliyordu belirgin bir şekilde. Bunda Çinle işte Güney Çin Denizi'ndeki e, sorun alanları vesaire e, nedeniyle e, fakat Duterte döneminde biraz daha denge politikasına gitti Duterte. Evet yani Batı ile ilişkilerini koparmadı. Çin'e doğrudan bir e, yaslanma politikası izlenmedi ama Belli ölçüde Çinle daha fazla ilişkiler geliştirmeye çalıştı, Çinle daha fazla, daha fazla, daha fazla ekonomik ticari ilişkilere girmeye çalıştı. Bunun da çok da ne kadar ne ölçüde başarılı olduğu açıkçası bunun bir ölçütü de şu aslında, bunu ne kadar sorgularken şu için söylüyorum, Duterte gitmeden önce Hindistan'dan. Hindistan'ın e, meşhur seyir füzesi Brahmos, 200 kilometre menzili Brahmos füzelerini aldı. Yani Çin'den değil de. Çin'in rakibi olan Hindistan'dan alması bu önemli bir şeydi aslında. Hani başarılı olup olmadığını göstermesi açısından bir ipucu olabilir. Şu an Marcosların iktidara gelmesi, Marcoslar da baktığınız zaman daha çok geleneksel müttefikleri yani Filipinlerin geleneksel müttefiki ABD'ye yakın bir politika izleyebileceği izlenimi veriyor. Bu neden? Çünkü Duterte döneminde de Çin'le Filipinler arasında özellikle Güney Çin Denizi'de sorunlar devam etse de Duterte bu sorun alanlarını biraz daha geri plana itip daha çok ortak çıkalları ön plana çıkarmaya çalıştı. Yani nasıl daha fazla angajman politikası üretebiliriz ve bu angajman politikasından daha fazla nasıl kazan sağlayabiliriz. Marcos bu anlamda baktığınız zaman Çin'le özellikle Güney Çin Denizi meselesine daha sert bir şeye girebilir. Bu hem Sri Lanka'daki hem de Filipinler'deki Sri Lanka'daki borç krizi, Filipinler'deki iktidar değişimi Çin için ciddi bir sınav. Sri Lanka'daki borç krizi şu anlamda önemli. Çin Biliyorsunuz Çin bunları yani kuşak yol girişimi kapsamında yaptığı yatırımları yaparken kendisini Batı'dan farklılaştırıyordu. Yani biz farklı bir yöntem izliyoruz. Biz kazan kazan yöntem izliyoruz. Biz her zaman dostuz şeklinde bir yaklaşım yapıyordu. Peki dostunuz dara düştüğünde ne ölçüde Sri Lanka'nın bu borç krizinden kurtulması için Çin yardım edecek? Ya da şunu söylemek lazım. Çin dış politikasının söylemlerinden bir tanesi ya da Çin'in kendisini tanımlaması, tanımlamalarından bir tanesini şudur. Sorumlu büyük güç imajı ve sorumlu büyük bir güç olarak hareket etmek. Peki sorumlu büyük bir güç olarak eğer hareket ediyorsanız ve sizin burada ciddi anlamda altyapı yatırımlarınız varsa şu da sorulacak. Evet mesela Sri Lanka borç krizine düştüğü zaman ya da Sri Lanka ya da Sri Lanka'ya benzer gelişmekte ülkeler, gelişmekte olan ülkeler borç krizine düştüğü zaman Çin ne kadar bu ülkelerin bu borç krizinden kurtulması için yardımcı olacak, taşın eline, taşın altına elini sokacak. Bu ciddi bir şey ve bu anlamda Çin'in burada etkin olması ya da olamaması da imajını etkileyecek. Diğeri de şu, özellikle Filipinlerin, Filipinlerin Güney Çin Denizi'nde. Batı yanlısı, ABD yanlısı bir e, politika izlemesi de e, Çin'in ciddi anlamda bir e, bölgede, Hint Pasifik'te bir alan kaybetmesi anlamına da gelir ki bunu da en büyük rakibine karşı kaybetmesi. Ki Peki. esas önemli olan nokta da bu. Peki çok teşekkür ediyoruz Ankara Politikalar Merkezi Asya Uzmanı Ümit Alperen hem yayına katılımınız hem de değerli yorumlarınız için. Değerli izleyiciler yükselen Asya'yı noktalıyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından küresel bakış programında Eda Özdemir sizlerle olacak. Şimdilik hoşçakalın.